Merhaba arkadaşlar. Ben Kahyoğlu. Ben Furkan Kahyoğlu. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Dark Side'lerden oluşan bir tadı testi yapacağız. Evet, bugün Dark Leaf kategorisinde Dark Side'dan bir ürün seçeceğiz. Onun denemesini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Hangisini istiyorsan. Elimize çok fazla yok arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 9 çeşit var. Çok fazla yok ama daha fazla vardı. Onlar başka yerlere gitti. Evet, hangisini istersin? Bak bakalım. Çoğunu bilmiyorum. Root var. Falling Star var. Falling Star var. Astro Tea var. Dark Side Cola var. Bir şey Grapefruit Fruit diyor. Blueberry Blast. Wild Forest. Opix diyor. Opix. O ne olduğunu bilmiyorum. Herhalde yeni çıkmış o galiba. Ondan sonra çünkü internette de bulamıyorum bir türlü onun ne olduğunu dair. O zaman sürpriz olarak seçiyorum ben. İçeriklerini bilmeden hiç. İstiyorsan onu da açabiliriz. Yani onu hiç bilmiyoruz. İnternette de yok o. Büyük ihtimalle yeni çıkmış olabilir. Ben... nuts fındık. 2 tane nuts var. Tamam. Orada. Hani çok güzel olduğunu söyleyenler var ama çok emin değilim. Ben isminden dolayı merak ettiğim bir şey araştıracağım. Hangisini istiyorsan? Astro Tea. Astro Tea. Evet, bunu merak ettim. İsmi değişik olduğu için tamamen merakımdan yani. İçeriğinde evet. Ne var biliyor muyuz? Bilmiyorum. Bilmeye de gerek yok. İçeceğiz. Buradan bakacağız. İçine ne olduğunu. Buradan bakacağız. İşimiz bu arkadaşlar. İçine ne olduğunu söylemek. Bunlar core serisi olarak geçiyor arkadaşlar. Çok bilgim yok. Böyle hani çok böyle mesela diğer Türk yerli markaların noktasına kadar biliyorum, araştırıyorum ama bunlar hakkında çok bilgim yok. Core herhalde medium serisi oluyor. Yani hani Spectrum'da da bir normal seri, bir Hardline seri vardı. HL yazıyordu. Bu herhalde ya sert kısmı olması lazım. Evet. Yani bu medium dediği herhalde daha yoğun tatlı olanlar olması lazım diye düşünüyorum. Çünkü bir düşüğü daha var. Öyle biliyorum. Bakalım. Bakalım. Hangi lüleyi tercih ediyorsun? Bugün sana madem dark içeceğiz, 3 çeşit lüle çıkardım arkadaşlar. Bir tane alpaka lüleye var. Bir tane alpaka swamp lili modeli var. Şu şekilde göstereyim. Bu Amerikan kili, beyaz kil. Oblako, large model. Bu da Rus kili. Burada da bir tane yeni aldığımız bir lüle var. Bunu daha hiç denemedik. Belki bunu deneriz. RS diye bir marka. Bu da Ukrayna kiliymiş. Biraz daha bizim toprak killere yakın gözüküyor. Ya da artık nasıl bir şeyse. Tamam, ben yeni olduğu için bunu denemek istiyorum. Tamam. Bu biraz hani obloko gibi gözüküyor ama yanak kısımları biraz daha şişman böyle ekli. Tombik. Tabii hiç bilmiyoruz. Daha hiç içmedik. Burası da biraz farklı dokusu. Daha mat duruyor zaten görsel olarak da. Pütürlü yapmışlar noktaları falan. Evet. Hissediliyor noktaları. Evet. Bir deneyelim bakalım. Hadi. Nasıl olacak? Açılışına geçelim arkadaşlar. Biliyorsun sen açıyorsun her zaman. Evet. Bunun da şurasındaymış jiletini. Şöyle açalım. Burası mı açılıyor değil mi? Yoksa buradan mı açacağım? İstediğin yerden açabilirsin. Sen aç. Biraz sert geldi bana. Tamam. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Astro Tea. Evet. İçine acaba çay mı içelim? Çaylı evet, bir şey herhalde. Burada T olarak ama burada T olarak. Evet, çaylı bir şey. İçine ilginç tarafı Astro T'di. Yani Astro nasıl bana hep astronot falan anımsattı. Bir tek bu kutuda şu astronot fotoğrafı yok. Hayatım o şeyi göstermek için, rengini göstermek için aromanın. Öyle mi? Ama olsun bunda yok. O herhalde yeni çıkmış olabilir çünkü bak Opex'te de yok. Bunlar da yok. Diğerlerinin hepsinde astronot var. Yani yeni çıkarmış olabilirler. Bilemem o konuda. Ben de geçen seneden, bir önceki seneden falan da bu şekilde olduğunu biliyorum ama o ikisinde yok. O yüzden dedim hani onu fark etmemiştim. O yüzden Opex'i açalım. Ben de Opex'i fark etmemiştim. Bunu fark ettim. Evet, açılışını yap bakalım. Hadi. Şuradan bir yerden böyle çekerek açman lazım ya da ben açayım. Sen aç bence. Bunlar tamam. Biraz şerbetli duruyor. Elimi kirletmek istemiyorum. Evet. Hepsinde şerbet var. Ama biraz yoğun şerbet kızıyor işte. Herhalde öyle olacak. Kapalı paket çünkü. Evet, hazır mısın koklamaya? Oo. Ne? Ne? Harika kokuyor. Çok ilginç bir koku. Ha? Beğenmedin mi? Anlamadım ki ne? Hiçbir şey beğenmedim. Bu ne be? Hadi dolabına geçelim. Çok garip kokuyor. Evet. Çok ilginç kokuyor. Hiçbir şeye benzemeyen bir kokusu var. Çok evet. Anlamadım ne olduğunu. Çok merak ettim şu an. Yine zeytin ezmesi türevinde bir evet. Yaprak şekli. Bunlar değil de biz çatalımıza dolduralım. Daha hızlı olacak o. Gerçekten şu an tadını çok merak ediyorum çünkü çok enteresan bir kokusu var. Hayatım her seferinde aynısını söylüyorum. Ama ya çünkü hepsini merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Hepsini merak ediyorum. Hepimiz merak ediyoruz zaten. Ben dile getiriyorum. Ben hepinizin sözcüsüyüm. Ben de merak ediyorum nasıl olduğunu. Yani Dark Side daha önceden içtim. Fakat hani böyle bir aromasını, bu kokuda bir şeyini içmemiştim. Hani herhangi bir kafeye gitsem böyle bir şey içer miyim bilmiyorum. Tabii şu an yorum yapmak yanlış. Ama mesela örnek vereyim, şu an Cookie de var mesela. Hı. Cookie onların aralarında yok. Onun ne olabileceğini tahmin edebiliyorsun. Hani ona göre dersin ki ben kurabiye içeyim. İşte örnek vereyim, muzla karıştırayım dersin, bir şey dersin. Evet. Ama bu çok farklı. Sanki bahçe gibi kokuyor. Yani çayın kokusunu algılıyorum. Çay bahçesi. Çay bahçesi, aynen. Çay bahçesi. Kesinlikle öyle. Bak, kenarlara da gelmiş. Bunu çok fazla doldurmaya gerek yok. Zaten çok yoğunlar. Ki bu lüleye göre sanki tam doldurduk gibi bir şey var içinde. Yanakların şişman olması iyi bir şey mi? Bilmiyorum. Daha önceden bu markayı kullanmadım hiç. Yani iyi midir, kötü müdür, nasıldır bilmiyorum. $150 bir şeyi var şu anda. Satış rakamı var Hulle'nin. Yani HMD'ye uygun yapmışlar çünkü buralarda kesik de yok. Yani Lüle'de şöyle bir şey var. Tabii içtiğimiz zaman anlayacağız bunu. Genişten çok daralıyor. Hmm. Bu belki çekimde ya bir tık zorluk yaratabilir. Belki duman performansını etkileyebilir. Daha fazla çekersek daha randımanlı olacak gibi bir şey veriyor bana. Evet, şimdi artık geçelim. Evet arkadaşlar, közlerimizi hazırladık. Artık tadım testi zamanı. Evet, açılışı ben yapıyorum her zaman gibi. Evet, tamam. Bakalım ısınmış mı? Çanak kısmı bayağı bir ısınmış. Aşağı kısımlarda bir şey yok. Değişik bir lüle yani, biraz şişman. Değişik, farklı. Benim değişik kelimem eşittir kötü anlamına gelmez o. Biliyorum, biliyorum. Yani genellikle insanlar değişik şeylerden hoşlanmaz çünkü. Benim için biraz daha farklı oluyor. Oo. Tam yani tahmin ettiğim gibi bir şey çıktı, biliyor musun? Gerçekten. Öyle bir fikir verdim ki. Çok ilginç bir şey çıktı hem de. Şunu biraz daha kapatalım. Bir tık daha ısınması lazım. Yani herhalde bu lülede çanağın tam boğaz kısmı da gerçi ısınmış ama duman yoğunluğu tam vermedi. Ay, aşağısı nasıl? Böyle bir çiçek kokusu gibi. Dedim sana, bahçe kokusu gibi. Yani sanki çiçek bahçesi ve çay yaprağı gibi. Kokusu çok farklı. Tam tadını alamadım çünkü ince çektim. Kokusu tam açan bir çiçek gibi şu anda. Çiçekli, baharatlı bir parfümüdü. Evet, evet. Biraz bazen bazı mağazaların önünden geçerken buram içeriden bir koku çıkar ya. Evet. Şu anda o tarz bir şey. Alışverişe geldik. Evet. İlginç yani, ısınmasına rağmen şeyi yapamadım. Herhalde bir tık daha beklemek lazım. Çünkü yoğun değil duman. Tat çok iyi ama. Çok değişik. İlginç bir tat. Resmen o şeyi, o çiçekli şeyi yiyormuşum gibi bir tadı var ya. Sen iyice merak ettin değil mi? İyice merak etti. Hadi uyuyordu, aferin. Çok ilginç gerçekten, çok değişik, çok güzel. Sen beğenmeyebilirsin, çok spesifik bir tadı var çünkü yani. Böyle 1000 kişiden 1 kişinin beğenebileceği gibi bir tadı, değişik bir tadı var. İlginç. Bu herhalde işte bak, o Opex'le beraber kutuları farklı olduğu için belki yeni çıkarttıkları olabilir. Benim ağız tadımda da bir sıkıntı olabilir belki şu anda. Yaklaşık bir haftadır arkadaşlar benim dilimde bir yanıklık var çünkü. Böyle tam net tadı algılayamıyorum bazen. Tarif ettiğim gibi mi geliyor sana da tadı? Sen beğenmedin değil mi? Yok, ben beğendim ama çay tadı geliyor bence. Öyle mi? Evet. Allah Allah, benim dilimin yanıklığından dolayı bana çok böyle... Bence buram buram ice içiyorum şu an ya. O kadar. Misin? O kadar çay tadı geliyor şu an. Ben çok aykırı bir tat alıyorum o zaman. Şu an bildiğim ben ağzımda ice tea içtim. Hatta fizz tea içtim arkadaşlar. Yani marka da söyleyebiliriz yani burada. Ben acayip farklı bir tat alıyorum. Bildiğin ice tadı aldım ben. Ben de çiçek bahçesinin içine atmışlar seni. Kemiriyorsun. Orada böyle hafif bir baharatlı bir kokuyla birleştirmişler gibi bir şey alıyorum. Bu tamamen koku da öyle. Kokuda kesinlikle bir baharat var çayın. Yani o bir yaprak ve baharat karışım bir kokusu var. Ama ağzında yarattığı tat direkt bir ice tea. Çok ilginç. Ben bambaşka bir şey aldım. Beğendim yani. Bambaşka bir şey aldım ben. Ne bu şey aromanın özelliği miymiş? Her insanda farklı tat yaratıyormuş. Hayır, bayanlarda farklı, erkeklerde farklı. Yani be. Çocuklarda farklı, yetişkinlerde farklı. Çocuklar içemiyor, onlar bambaşka bir tat alıyor. Bildiğin ice tea ya. Çok ilginç. Ben hiç öyle bir tadı almadım. Tamam. Çıktı şimdi, ben o tadı alıyorum. Hayır, şeyden ötürü olabilir. Evet, olabilir. Değişik bir tat sıkıntısı var şu bir haftadır. Mesela narenciye konusunda o Citrus Bomb'da mesela onu yaşamadım. Onu direkt algıladım. Çok enteresan bir kokusu var ama kokusu ağır bir baharatla değil. İşte ben kokusunun tadını alıyorum. Yok. Kokusuyla aynı değil kesinlikle. Kokusu nasıl biliyor musunuz? Böyle çok baharat koyduğunuz bir yemek pişmiş de o baharatın buram buram kokusu. Kuruyken ki kokusunu alıyorsunuz. Kuru baharat ya. Evet, evet. Kuru baharat kokusu var. Aktar, ya da bir tane aynen çerçeğe aktara girdiysen o bir, böyle bütün baharatların karışık bir kokusu gelir ya arkadaşlar. Öyle bir koku var. Kapalı çarşıya gidin arkadaşlar, oradaki ne kokuyu alıyorsanız baharatçılarda aynı koku. Yoğun ve ağır da bir koku. Ama bana tat da öyle geliyor. Koku hatta bende şu an itici bir şey yaratıyor yani. Ben tadına bakmasam, sadece kokusunu alsam ben bunu kesin beğenmem diyeceğim bir koku. Ama tadı bildiğiniz ice tea ve ben ice tea'yi çok severim yani. Kesinlikle bana ice tea. Bakayım, belki değişecek tabii sürekli gelen zamanda da. Hala aynı mı sende? Evet. Çok ilginç ya. Bildiğin ice tea ya. Sen ice tea içtin mi hiç? Ice tea içtin mi hiç? Bana hiç alakası olmayan bir tat geldi. Yani kokusuyla aynı oranda tat geliyor bana. Böyle kuru, yoğun, baharat ve işte çiçeklerin arasında onun harmanlanmış gibi. Benim kafamda öyle canlandı. Hatta limonlu ice tea. O limonunu biraz öldürün. Hafif gönderin ama çok hafif geliyormuş gibi hissediyorsun. Ice tea ya. O kadar ice diyorsun yani ha? Tam bir tea. Astro tea. Neden astro demişler acaba? Uçuruyor demek ki. Böyle bir süre sonra uzayda boşlukta hissediyorsun kendini. Sen hala o çiçek bahçesi. Ben hala o baharat. Ben hala oraya. Ama biraz da Furkan'da şöyle bir şey var arkadaşlar. Biraz kokuyla psikolojisi bir gittiği için ağzında aldığı tat bence şu an ondan etkileniyor. Bilgin ağzında şu an. İlginç. Hala da bırakıyor tabii. Bir yani de ben nargile içmeden önce dişlerimi fırçalarım ki tertemiz olsun. Tam net tadını alayım diye. Suyumu da içtim geldim. Şimdi yarışmalarda nargile hazırlayan kişi suyu da koyuyor arkadaşlar. Şimdi burada kimse koymuyor. Ben de koymuyorum. Kimsenin de umurunda. Evet. Vay be, sana direkt ice tea geldi. O yüzden de hiç dark tütünlerde, dark aromalarda, dark liflerde. Evet, dark liflerde hissettiğim o yoğunluk, zorlayan şey var, ben çok içemiyorum. Evet. O yok bende mesela şu an. Allah, çok hafif var, çok hafif bir ağırlık var. Ama beni rahatsız edecek düzeyde değil. Çünkü ice tadı alıyorum. Ben inan 1 gram ice tadı almadım. Böyle nasıl bir ice biliyor musunuz? Biraz kapağını açtıktan sonra büyük litrelerde biraz bekler ya o. O bekledikten sonraki ice. Neden o öyle belki? Şu an hani soğuk içmediğim için de böyle hissediyor olabilirim. Olabilir, evet. Yani dışarıda beklemiş bir ice için o tat bu. Şeftalili ice mi? Yok limon. Kafam karıştırmaya çalışıyor ki yazılsın. Yok arkadaşlar, ben bambaşka bir tad alıyorum. İlk defa böyle seninle 2 farklı tad aldığımız bir ürün. Ben öyle bir şey almıyorum. Hala da almıyorum. Benim yani ağzımda bıraktığı tat da öyle. Şimdi sen onu söylüyorsun, ben onu arıyorsun. Görselde canlandırıyorum ama ona rağmen gelmiyor bana öyle bir şey. Demek sen almıyorsun yani, olabilir. Olabilir işte, damak tadı. Şurada 3. bir kişi daha olsaydı keşke ya. O ne alacaktı çok merak ediyorum. Yani damak tadı böyle bir şey ama bu kadar da uçurum olacağını düşünmemiştim. Değişik. Ve o kokudaki baharatı hiç almıyorum. Allah Allah. Hiç. Tabii elini yüzünü yıka ya. Tamamen kokudan geliyor yani. O burnundan aldığım kokuda hissettiğim tat. Başka. Evet. Kesinlikle içince. Lülenin orta kısımları birazcık ısınmaya başlamış. Bence bu lülenin nedense bildiğimden değil. Sanki altları çok, şu kısmı ona göre yapılmış da çok ısınmıyormuş gibi geliyor bana. Ama ısınmış. Biraz ısınmış, evet. Biraz ısınmış. Sanki orası daha az ısınması için ekstra bir şeyle kaplanmış gibi hissettirdi bana. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Yani bu malzemenin üstüne sır atılmış olabilir. Aynen, o mantıkla yapmışlar da daha azısını tutması kolay olsun gibi bir mantıkla yapmış olabilirler diye düşünüyorum. Yani bir sürü kil çeşidi var. Bir de bildiğim kadarıyla internetten baktım. RS lüleler arkadaşlar tamamen el yapımıymış. Aa. Evet, yani hiçbir birbiriyle uyumlu değil. Aa, süper. Aynı şekilde gitmiyor. Özel üretim gibi. Evet, bunu aldın mesela, çok memnun kaldın. Bir tane daha aynısından aldın. Bulamaz. Aynısı olmayabilir onun yani. Çünkü bir arkadaşım da daha var bundan. Onun mesela final deliği bir tık daha yukarıdaydı. Hmm. Tabii el yapımı olduğu için ya, birebir aynı olması imkansız. Biraz daha farklıydı o. Hani performansı değiştiriyor böyle şeyler. İnce de olsa değiştirebiliyor. Değişik yani. Darkside'ın bu Astro Tea hakkında ikimizin de farklı bir cevap vermesi, yorum yapması, aynı şeyi içerek biraz farklı oldu. İki. Yani senin dediğine yaklaşmaya çalışıyorum. Vallahi. Ama bir türlü yaklaşamıyorum çünkü böyle kuru baharat engelliyor onu. Ben ne koku alıyorsam tadını şu an aynı şekilde alıyorum. O yüzden çok ilginç dedim. Ice tea olsaydı benim için hiç ilginç olmazdı. Şöyle ilginç olurdu, hani dostlarımıza derdik ki ice tea istiyorsan bunu içebilirsin. Evet. Birazcık daha buz markası, herhangi markadan buz atarsın içerisine, o zaman ice tea içerisinde derdim, doğru bir tutarda devam ederdi. Ama bu, sen farklı bir şey söylüyorsun, ben farklı bir şey söylüyorum, çok ilginç gerçekten. Hani kokusu da çürük kuru çiçek gibi ya. Ben hep o taraflardayım yani, ben o tadı alıyorum çünkü senin şu an kokladığın şeyi. İlginç gerçekten. Yani bulabilirseniz böyle, İşte mesela Tangers'ın daha önceden bir yarışmasında ben kullanmıştım. Kaşmirli, o da çok farklı, çeşitli baharatlardan oluşuyor. Parfümümsü bir tadı var. Alfakama markasının Anras modeli ya da Türkiye'deki çeşitli markalarda olan pan diye geçiyor. Buhur isminde. O da mesela farklı bir lezzettir. O tarz bir şeyi böyle farklı spesifik bir tat isteyenler için benim damak tadımda bunu öneririm. Şu an. Eğer bulursanız Dark Side Core serisinden Astro T. Ama senin içinde bambaşka tat geliyor. Değişmeye başladı benim için şu an tadı. Öyle mi? O ilk baştaki direkt ice tadı çok hafif kaldı. Daha böyle baharatımsı bir şey gelmeye başladı. Ben onu en başına beri öyle algılıyorum işte. Yine var. O çay tadını alabiliyorum. Ama baharatla biraz daha karıştı. Biraz daha yoğunlaştı baharat hissi. Belki bir tık daha artık oturmaya ve bütün içerisindeki yapraklar ısınmaya başladı herhalde. Zaten buralar sınırlı kısım full. Burada bir sıcaklık yok ama ilginç. Bence dediğim gibi. Yani ona göre ayarlamışlar. Evet, yani çok, daha az ısınsın diye. Şuradan bakalım. Yani çok ince bir ısı var. Çok ince bir ısı var. Güzel olmuş bence öyle olması. Ya tabii ki ya, aşağı kısmın ısınmaması bir yerde takımın da ısınmamasına yardımcı oluyor. Aynı şekilde tabii bu kafa bitti, yeni kafa gelecek. Adam bunu böyle tutarken yana yakılan çekmektense büyük maşerefini almaya çalışıyor ama şuradan çok rahat tutup alınabilir çünkü hiçbir şekilde ısınmamış orası. Yani çok böyle nokta bir sıcaklık var. O hiç eli rahatsız etmiyor. Aynen. Üst taraf çünkü yanıyor. Evet, yanıyor. O büyük biraz sırdan kaynaklı. Aşağısının öyle bırakılmasının sebebi bundan ötürü olabilir. Evet, şu an dediğim gibi demin ice tea, yani çay biraz baharat ve çok hafif baharat. Çok hafif ama yani biraz onda böyle ağzınızda o tatlı hissettikten sonra kalan baharat oluyor. Yine iç çekimimle benim hala ice tea alıyorum. Değişik gerçekten, ikimizin ayrı bir şekilde yorum yapması çok farklı oldu. Yoğun mu çektin? Yok, konuşurken kaçtı. Güzel ama ben sevdim tadını. Ve şey de değil benim için. Sek içilecek bir tat. Evet yani bu... Hiçbir şeyle karıştırmama ihtiyacım yok yani. Neyle karışır diye düşünüyorum ama... Belki o ice tadı devam etseydi buz eklenebilirdi. Yani... Tam ice gibi olsun diye. Şimdi ama... Buzu eklemek... Bana göre bir şeyi karıştırmak anlamına gelmiyor. Çünkü o sadece ferahlık veriyor. Evet, o kadar. Nane ya da mentolden bahsetmiyoruz. Ama diğerlerinde biz yorumluyoruz. Şu meyve ekleyelim. Bence hiçbir şeye karışmamalı bu yani. Sadece böyle evet, için. Bence hiçbir şeye karışmamalı bu. Çünkü böyle keyifli bir tadı var. Evet. Değişik, gerçekten çok hoşuma gitti. Ben de beğendim. Dediğim gibi ben normalde dark lüfleri öyle zor içiyorum. Bak yoğunluk var. Tat yoğunluğu. Dark side olduğu için. Fakat ağır değil. Evet, sert evet. Değil. Şimdi mesela Dark Side'de çok daha öncesinden bahsetmiştim. Dark Side normalde ağır bir aromaya sahip. Daily Hook'a çıkardılar. Biraz daha hani bayanların içebileceği gibi düşün. O daha şekilde hafif. Evet, daha hafif içimli. Ama böyle gibi ben yani bunu evet, damak tadına uyabilen ya da böyle farklı bir şey denemek isteyen herkes çok rahat çevirir. Evet, çok de ağırmış, yok içemiyorum. Mesela hatırlıyor musun? Buta Black'te mango içtik. Çok ağır. Eziyet gibi gelmişti bize o ürün. Bu öyle değil. Bak ben mesela senin demeye örnek verdiğin o kaşmiri, işte buğulu falan da çok zor içiyorum. Yani iki fırtta ben kilitleniyorum. Evet, sen onları da içemiyorsun. Böyle 10 dakika sonra falan birkaç fırt daha çekebiliyorum. Ama şu an bu hiç öyle değil. Gayet rahat içiyorum. Evet, kapanışa geçelim. Lezzeti evet, de gerçekten. Biz nargilemizi içmeye devam edelim. Evet, onun üzerinden. Valla 10 üzerine 10. Bence de 10. Yani neden 10 biliyor musun? Tamamen spesifik evet, bir tat. Çok başka bir tat. Başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Onu karıştırayım, şuna, hatta karıştırdığınız herhangi bir şey bunu rezalet olabilir, bir hale getirebilir. Ama belki işte diğer böyle işte kaşmir gibi bir şeyle belki karıştırılabilir. Daha da ağır, daha baharatlı, şöyle olsun, tütsü gibi olsun, bilmem ne gibi olsun. Belki dönebilir ama bu haliyle gerçekten harika. Ben çok beğendim. 10 üstünden 10. Bence tamamen spesifik bir çünkü tat olmuş. Yani bu her yerde bulabileceğin, içebileceğin, mesela bir kafeye gittiğinde bu varsa yani gerçekten özen gösteriyorlardır diye düşünüyorum. Bilerek almışlarsa özellikle. Ben beğendim. Bulabilirseniz kesinlikle deneyin. 100 gram evet, bu paketler arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Deneyin ve lütfen yorum yapın. Deyin ki biz bu tadı aldık. Çünkü biz farklı tadı aldık biliyorsunuz. Evet yani iki farklı tat var. Eğer denemiş olan ya da deneme fırsatı yakalayacak birisi varsa lütfen bizimle paylaşsın. Ya bakalım o nasıl bir tadı aldı. Evet, merak ediyorum. Şimdi bu şekilde baktığın zaman üçüncü bir kişinin daha burada olup onun da denemesi lazım. farklı. Evet. Teşekkür ederiz arkadaşlar izlediğiniz için. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz yine arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız bile çok az kaldı. O yüzden desteğiniz mutlaka önemli. Bu arada hatırlatalım, birkaç video önce söylemiştik. 1000'e ulaştıktan sonra çok hızlı bir çekiliş yapacağız sizlerle. Güzel hediyelerimiz de var. Sponsorlarımız da hazır. Gerçekten çekilişe katılmak isteyeceğim hediyelerle karşınıza geleceğiz. O yüzden desteğiniz bizim için şu anda çok önemli. Sizler için de önemli olduğunu düşünüyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.